Merhabalar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda benden çok istediğiniz Karaca'nın hatır kahve makinesinin uzun süre kullanım sonucunda değerlendirmesini yapacağım. Makineyi yaklaşık geçen senenin Ağustos ayından beri kullanıyorum. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle ben ölçüyle bardağımı hazırladım. Fişime takıyorum. Zaten çok kolay. Şöyle. Bakın ışık yanıp sönüyor. Şu an sanırım orasını tam kameraya almamışım. Üstünde ışık yanıp sönüyor. Haznesini çıkarıyorum. Bunu kendi ölçü kaşığını kullanırsanız gerçekten çok güzel oluyor. Ölçü kaşığı benim şurada gördüğünüz gibi kahve kavanozumun içerisinde. Şimdi ben tek kişilik yapacağım. Şekersiz yapacağım. Ama bildiğiniz gibi şekerli kahveler daha çok köpürüyor. O yüzden ben size şekersiz performansını göstereceğim. Şöyle sıyırıyorum. Bir ölçek içerisine atıyorum. Ardından bir bardak, şöyle bir fincan suyumu ekliyorum. Bu arada benim bardağım biraz büyük. Şimdi makineyi çalıştıracağım. İçerisine direkt koyuyorum. Ben karıştırmıyorum. Şöyle hafif. Şöyle göstereyim. Sallıyorum. İçerisine bakın bu sesi duyduktan sonra ışık sönüyor. Ve basıyorum. Evet, şu an pişmeye başladı. Videoyu hızlandırmayacağım. Hem pişirme süresini görün diye. Bir yıldır yaklaşık yani 1,5 yıl falan oldu herhalde artık. Şimdi tam bilmiyorum. Dediğim gibi geçen sene Ağustos ayından beri aktif olarak kullanıyorum. Hiçbir problem yaşamadım. Bu zamana kadar kahveleri hep güzel pişirdi. Bol köpüklü pişirdi. Teknoloji biraz şans işi. Bazı memnun olmayan kişiler olabiliyor. Ama benim kendi fikrim gayet başarılı bir ürün. Bu zamana kadar hiçbir problem yaşamadım. Zaten şimdi de köpük performansını göreceksiniz. Kahveyi gayet güzel pişiriyor bu arada. Dediğim gibi bu uzun süre kullanım testi. Evet, bu arada kahvemiz oluyor. Taşma önleyicisi var. Hiçbir şekilde bozulmadı. Cezvesi hiçbir şekilde koku yapmıyor. Plastik gördüğünüz gibi. Bu dış malzemeleri vesaire böyle hani ısınma sorunu falan hiç yaşamadım. Gayet güzel. Şu an için memnunum. Şimdi tek kişilik olduğu için biraz daha hızlı yapar. Daha çabuk kaynatıyor. Işığı da var bakın içerisinde. Evet, neredeyse oldu. Şimdi ötecek. Bakın bu sesi duyduğunuzda kahveniz hazır. Şöyle alıyorum. Şöyle önce içerisinin köpüğünü göstereyim size. Bakın, gayet köpüklü bir kahve oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi, bu arada şöyle iki tarafı kullanım olması çok güzel. Mesela şu an benim elime ters gelmesine rağmen çok rahat bir şekilde kahveyi dökebileceğim. En iyisi kamerayı biraz daha aşağıya alayım ben. Çok daha iyi oldu. Hemen şöyle kahvemi dolduracağım. Şöyle bakın hala köpükler akıyor. Zaten yani görüyorsunuz kahvem hazır. Gördüğünüz gibi bol köpüklü, harika pişmiş bir kahve. Tabii ki bu benim tamamen bana bağlı olan bir kullanıcı deneyimi. Sizin şansınıza olmamış olabilir, kahveniz bayat olabilir. Benim kahvemin markasını sorarsanız sanırım Bim'in kendi kahve markasıydı. En son onu almıştım diye hatırlıyorum. Hani çok böyle abartılacak bir marka falan da değil. Gayet güzel oldu. Bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.